İyi kişi de. Koy onları da. Görüşürüz arkadaşlar. Gidiyoruz biz. Şunun haline bak ya. Şunun haline bak. Çok şey yaşadık burada. Çok şey geçirdik. 6 sene 7 sene. Burada geçti. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Saat gece 2:30 olmuş. Bu çocuk hala masa yapmaya çalışıyor ya. Ya çalışmıyorum, yapıyorum. Tamam, daha ötürü bir şey söyle zaman. Biz yaparız, olur. Herkes Biz bakar daha iyisini mısın? yapana kadar en iyisi bu. Şey mi? Evim sensin programı. Şu anda yeni odamı tasarlıyoruz arkadaşlar. Gece, saat gece 3. Az Nereye çok koymuş? tasla katıldı arkadaşlar. Ömer İntepe Mimar Sinan Üniversitesi'nden. Tut şunun ucunu döşeyelim. Ama güzel oldu ya ufaktan. Aa bak Yiğit. Ha bu kim lan? Aa eski sevgilim. Taşınıyoruz. Yeni uyandım. Nakliyatçılar geldi. Nakliyat yapıyorlar şu anda arkadaşlar. Sabahın köründe. Bana şarabın üstüne şarkı. Bunun dışında ne var lan? Adam çok mu? Çok garip ya. Hayatımda ilk defa taşınıyorum arkadaşlar. O yüzden çok garip hissediyorum. Yine buluma hoş geldiniz arkadaşlar. Eski evimde biliyorsunuz çok güzel anılar yaşadık. Çok güzel şeyler geçti. Çok kötü günler de geçti. Çok kötü anılar da yaşadım orada. Ama artık yeni bir hayat, yeni bir düzen, böyle yeni bir yerdeyim. Çok mutluyum gerçekten. İnanamazsınız. Burası dış kapı. Buradan giriyoruz. Ben girdim, kapatayım. Evet, böyle bir salonumuz var. İlk burada mutfağımız var. Daha eşyalar yerleşmediği için şu an biraz dağınık. Ama ben şu anda eşyalar... Burada bir salon var. Böyle göstereyim. Bir sürü eşyamız var. Bunlar buraya dizilecek. Taşınıyoruz malum yani. Burada bir tane yukarıya çıkan merdivenimiz var. Burası benim odamla Mertel'in odasına çıkıyor yukarıya. Ben kendi odamı az çok yaptım, düzenledim, toparladım ama aşağıyı hiç ellemedim. Tabii ki benim yukarıdaki odamda da şu anda dağınık yerler var. Her şey yerli yerine oturduğunda zaten göreceksiniz. Gelin yukarıya çıkalım, bir yukarıyı göstereyim. Burada bir tane oda var, burası yatak odası. Şöyle. Burada bir tane lavabomuz var. Burada banyo var falan. Eski evimi özleyeceğim. Evet, yalan yok. Ama burayı daha beğendim yani. Burası da güzel. Değişiklik her zaman güzeldir. Burada bir tane misafir lavabosu var. Burası misafir lavabosu. Kapatalım. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Buradan böyle çıkalım. Biraz uzun bir merdiven. Biraz uzun bir merdiven. Eski evimde 3 basamaklı merdiven vardı. Burada 10 basamaklı falan herhalde. Basamak basamak artıyor. Rezidansa doğru çıkıyoruz. Evet, merdivenden çıktık. Burada bir tane kapımız var. Burası benim odam. Burası Mert'in odası. Mert'in odasına dışarıya çıkan bir kapı var. Burası dışarıya çıkıyor. Buradan açtığınızda dışarıya çıkıyorsunuz. Şu an kilitli ama. Burası Mert'in odası, daha dizilmedi. Ailem daha eve gelmedi. Ben şu anda tek yaşıyorum burada 5 gündür falan. Yarın falan yerleşecekler. Eşyaları getirdik ama daha yerleşmedik. Mert'i bekliyorum seni. Evet, burada bir tane lavabo var. Burası da lavabo. Ev bayağı büyük ya. Burada yatak odası var. Dağınık biraz ya. Biraz dağınık burası arkadaşlar.
Ya zaten her taraf dağınık da. Neyse burayı da açayım. Burası da benim odam. Gördüğünüz üzere. Burada bir terasım var böyle benim. Burada böyle bir köşem var. Daha aynayı bile asmadım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burası bilgisayar masam. Evet, burada bir tane 100 bin abone plaketimiz var. Yakın zamanda 1 milyon olacağız. Eğer kanala abone olmadıysanız gidip aşağıdan abone olun da 1 milyon plaketini artık alalım arkadaşlar. Sizden rica ediyorum ya. Sizden gerçekten rica ediyorum. Artık alalım artık şu 1 milyon plaketini. Yanına koyayım şunu şöyle. Videoya da like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Burası da odam işte gördüğünüz üzere. Diğer odamdan kesinlikle daha büyük, daha güzel. Alışmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Ki alıştım. Yani. Ev bu durumda arkadaşlar. Telefonuma bakar mısınız ya? Kimden mesaj gelmiş lan? Serkan abiden mesaj gelmiş, bir de yemek sepetinden. 1 Mart Salı günü. Yemek sepeti. Bir alana bedava. Yemeyeceğim bir şey ya. Arkadaşlar telefonumun ekranı falan kırık, kendime telefon alamıyorum gördüğünüz üzere ya. Şunun haline bakar mısınız? Kurşun yemiş gibi ya. Bak kendime araba alıyorum, telefon alamıyorum. Çok garip bir durum gerçekten. Burada da bir tane PlayStation kolu var ama PlayStation yok. Nerede diye soracak olursanız bu kolunun içinde. Burada bir sürü şey var. Burada benim bir tane kumbaram var. Gördüğünüz üzere. Aa, ne olmuş lan sana? Ne olmuş lan sana? Buralar toparlanacak. Buraya bir tane koltuk falan atacağım. Yani her şey bayağı güzel olacak yani, emin olabilirsiniz. Olduğunda da, her şey düzene oturduğunda da bu odada ben zaten size göstereceğim ilerleyen videolarda. Diyeceğim ki bakın arkadaşlar nasıl olmuş, yorumlara yazın falan diyeceğim. Öyle yani. Öyle. Taşındık. Hayatımda ilk defa 22 yaşında taşındım. Kiraya çıktık bir de yani. Neden taşındın diye soracak olanlar vardır. Belki merak ediyorsunuzdur. Arkadaşlar kentsel dönüşüme girdi bizim oralar. Bizim oralar köy gibiydi yani, görüyordunuz videolarda. Köy gibiydi oralar. Kentsel dönüşüme girdi. Evlerimizi yıktılar. Yıkacaklar hatta. Daha yıkmadılar. Bir haftaya yıkarlar neredeyse. Öyle düşünüyorum. Ama çıktık evden tamamıyla. Bizim çıkmamızı bekliyorlardı yıkmak için. Ama ailem gelecek. Onları bekliyorum. Onlar geldi mi her şey yerine oturacak. Siz nerede oturuyorsunuz? Buralarda oturuyor musunuz? Merak ettim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Nerede oturuyorsunuz? Merak ettim. Belki de yakınızdır. Nereden biliyorsun? Belki de sizin mahalleye taşınmışımdır. Nereden biliyorsun? Beni çok geç kaldı heveslerim kursamda. Lütfen uzatma. Yolum yol değil. Arasan da. Ay ay. Tek başıma yaşadığım için bazen şu kapının arasından sanki beni biri izliyor gibi hissediyorum. Gerçekten. Yani bazen korkuyorum böyle. Kim var lan orada? Vallahi arkadaşlar ev büyük ya bir de. Korkunç yani. Dün gece elektrikler bir gitti mesela, ben altıma ettim. Telefonumun ışığı da yoktu, hiçbir şeyin ışığı yoktu. Elektrikler bir gitti. Gecenin saat 3'ünde. Çok korktum yani. Çok harbi çok korktum. Burada yatağı var Mert'in, çadırının. Vay be. YouTuber. Kuşlara bak nasıl uçuyorlar. Aa bak şurada bir kutu var, gördünüz mü? Bu kutunun içinde sizce ne vardır? Bu kutunun içinde sizce ne vardır? Hoppa. Şimdi para yazarlar. Yazar ki herkes para var içinde falan. Bakalım neymiş. Cafcaflı bir kutu ha. Evet. İlk mikrofonum var içinde gördüğünüz yer arkadaşlar. İçinde ilk mikrofonum var. Vay be. Vay be. Lisede almıştım. Hatırlayanlar yoruma yazsın ben. Hatırlamazsınız. Nerede hatırlayacaksınız? Bayağı güzel bir mikrofondu ya kendisi, sağ olsun. Çok yardımcı oldu bana. Yemin ederim içi, bunun içi mazi kokuyor. Allah belamı versin bak, kokla, koklayın anlarsınız. Ben nasıl koklayacağız? Neyse kapatayım kutuyu.
Bu bir ev vlogu değildi aslında. Bu bir taşınma videosuydu. Ev vlogunu başka bir videonun içinde izlersiniz arkadaşlar. Büyük ihtimal öyle olur. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Çaldır Ekmeği ailesi. Beni çok mutlu ettiniz. Hepinizi çok seviyorum. Güzel günlerde, güzel zamanlarda görüşmek... Ne oluyor lan? Güzel günlerde, güzel zamanlarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.